Arkadaşlar merhaba, ben Müştü Hoca. Paragraf kampında 7. soru tarzına geldik. 7. soru tarzında ne yapacağız? Getirilebilir, getirilemezi konuşacağız. Çok önemli soru tarzlarını geride bıraktık. Bir o kadar önemli başka bir soru tarzındayız. Getirilebilir, getirilemez biliyorsunuz her sınavda mutlaka gelir. Gelmediği sınav yoktur arkadaşlar. İçiniz rahat olsun. Sınav derken hem bunu yıl olarak algılayın. 2018, 2019, 2020 hem de sınav türü olarak. TYT, AYT, işte bir yandan KPSS, ALES, DGS zaten çıkmazsa olmaz hocam. Şimdi boşluk doldurma sorularının genel görüntüsü şudur arkadaşlar. Koskoca bir paragraf, bir yerde bir boşluğumuz var. Boşluğa gelecek en uygun seçenek hangisidir der. Şimdi öğrenci hepsini getirir ve arada kalır değil mi? Ya da ikisi, üçü, hepsi gelmeli zaten. Hatta bir F seçeneği yaz, o da gelir. Yani hocam biz en uygununu seçeceğiz. Bunu nasıl anlayacağız? Bu boşluğa en yakın ifadeyi birazdan taktikle söyleyeceğim, okuyarak. Ha bu boşluk her zaman başta mı verilir? Hayır. Ben sana söyleyeyim, %90'ında sonda veriliyor. %90 hiç saymana gerek yok. 100 sorunun 90'ında adam sona koymuş bunu. Çok nadiren başa verilir. Çok nadiren de yine ortalara atıldığını göreceksiniz boşlukların. Şimdi boşluk nereye konulursa konulsun, nerede olursa olsun fark etmez. Taktiğimiz tektir. Boşluğa en yakın ifade okunur ve seçeneklere geçilir. Şimdi şunu yapmanızı istiyorum arkadaşlar. İster şu an yapın bunu, ister video bittikten sonra yapın. Şöyle bir kurcalayın. Mesela yazın 2017 atıyorum işte o zamanlar YGS ya da TYT neyse 2018 hadi yeni olsun. TYT soruları diyelim arkadaşlar. 2018 TYT sorularını bir açıp bir boşluk doldurmaya bakın. Ya da atıyorum 2019 işte ALES deyin mesela. 2019 ALES ya da atıyorum 2020 DGS. Yani çekinmeyin, bunu yazın hocam Google'a. Çıkan sorulara, çıkmış sorulardan bahsediyorum lütfen dikkat. Çıkan şöyle boşluk doldurma sorularına bir bakın. Ama şöyle bakın şimdi. Vermiş adam bize metni, tamam boşluğu vermiş. Şöyle yapın lütfen. Cevabına bakın, 18. soru mu? İndir aşağıya, 18. soru ne demiş? Denizli mi demiş? Denizli'yi şöyle bir yuvarlak içine al. Şu boşluğa en yakın cümleyi bir oku. Bir de seçeneği oku. Senden yapmanı istediğim şey bu. Videodan sonra ödevlere, test çözümlerine, şuna buna geçmeden şimdi bile yapabilirsin. 2 dakikanı almaz. Bunu bir yap. Bunu sadece bir soruda yapma. ALES'te dene, TYT'de dene, işte ne bileyim DGS'de dene. Yaz atıyorum 2019 olsun hadi. KPSS yaz. Çıkmış soruya şöyle bir bak hocam. İçin bir rahat olsun. Son 3-5 yılın sorularına şöyle baktığınız zaman, ki öncesinde zaten gözünüz kapalı yapıyorsunuz bu soruları, ama son 3-5 yılın soruları biraz daha böyle kendini hissettiriyor. Biraz daha sağlam gelmeye başladı. O yüzden bunu lütfen bir yapın. Yani boşluğa en yakın ifadeyi okuduğunuzda gerçekten seçenek size göz kırpıyor mu? Şunu asla göremeyeceksiniz. Ya hocam okudum. Vallahi Denizli'yle hiç alakası yok. İlk boşluk. Yani nokta burada, boşluk burada ama şu cümleyi okursam yapardım. Böyle bir soru yazılmadı arkadaşlar. Yazılamaz. Mantıken doğru değil. Şimdi şurada bir boşluk vermiş adam. Uzunda bir metin. Allah rızası için, şu boşluk için bak. Şu cümleyi neden okursun ki? Ne gibi bir katkısı olabilir ki bu cümlenin bu boşta? Arada 40 tane cümle var. Bunları neden okuyoruz o zaman? Şimdi burada bir şey anlatır. Ahmet'i anlatır mesela. Anlatır. Burada ne söylüyorsa şu boşlukta da devamında da benzer bir şey söyler. Konu değişmez, için rahat olsun. Doğal olarak gelin isterseniz bu dediğim taktiği, yani boşluk neredeyse en yakın cümleyi okuma taktiğini gelin birkaç soruda şöyle bir deneyelim. Ama tabii ki taktiklerle, paragrafla. Yani hangi kitapla hocam? Tabii ki bu kitapla bir başlayalım. Taktiği bu kitapta oturtuyoruz biliyorsunuz. İyice bir kafamız rahatlasın. O kitapta arkadaşlar getirilebilir ayrı, getirilemezi ayrı verdim. Bir tane getirilebilir testi çözeceğim. Sonrasında fulletene geçeceğim. Fulletende çözeceğimiz test karma olacak. Getirilebilir ve getirilemez karma olacak. Kısacası bu video sonrasında bu soru tarzıyla ilgili her şeyi görmüş olacaksınız. Evet dikkat. Test 1'i çözüyoruz. İlk soruyla başlayacağız. Biraz daha böyle rahat çözeceğimiz birkaç soru olacak. Sonra yavaş yavaş ağırlaşacak. Fulletende de zaten duvara toslayıp kendimize geleceğiz. Şimdi hocam sınavda diyelim ki bu soru karşımıza geldi. Bak videoyu durdurup çözme hocam. Zaten dünyanın ödevini vereceğim ben sana, rahat ol. Fazlasıyla sorup çözeceksin. Şurada çözeceğimiz 2-3 tane testi bırak, beraber çözelim. Gel. Ne diyor? Hangisi getirilmeli düşüncenin akışına göre diyor. Tamam. Ne yapıyorum arkadaşlar? Şuradan kesiyorum ya. Bu ya. Yani şunu okuyup yapmaktan bahsetmiyorum. Boşta en yakın cümle dediğim. Mantığı bu. O yüzden beraber çözelim. Bakın. Meslek sahibi olmak için önemli bir unsurdur deneyim. Üniversiteyi uzatarak tamamen soğumaktansa üniversite yıllarında çalışıp işi bitirmek daha mantıklıdır. Bu nedenle üniversite yıllarını kesinlikle, yani üniversite yıllarında bir şeyler yapalım diyor. Tamam, kesinlikle. Sadece eğlenerek geçirme taraftarı olmalıyız. Hayır. Üniversite yıllarında çalışmaktan bahsederken nasıl bu cümleyi böyle bitirirsin? Ya ben bitiririm, bu hatayı yaparım ya da sen bitirirsin, sana mantıklı gelir, ama sınavda asla böyle bir hata olmaz. Yararlı ve dolu dolu geçirmeye, fırsatları kaçırmamaya çalışmalıyız. Çok yerinde. Ama okuyacağım. Eğlenmeden uzak, gece gündüz çalışarak, buraya kadar her şey yolunda.
soyutlanmış bir şekilde, bu olumsuz bir yargıdır arkadaşlar. Her şeyden kendini soyutlamak demek, olumsuz bir duruma gitmek demek. Asla ÖSYM sınavda olumsuz seçenekleri doğru yapmaz, için rahat olsun. Kötü örnek çünkü bu. Çok çalışarak değil de, evet, çok istekli insanlarla bir arada olur. Ya bırak Allah'ını seversen. O yılların bir daha gelmeyeceğini, yani coş diyor, oyna diyor, gez toz diyor, eğlen diyor. E nerede kaldı üniversite yıllarında çalışıp olayı bitirmek? Doğal olarak Bursa burada gelmesi gereken en uygun ifade. Arkadaşlar sorunun zorluğuna, kolaylığına, seviyesine lütfen takılmayın. Bugün en kolayı da en zoru da. Bütün seviyelerden soru çözeceğiz. Rahat ol. Yani kalemi bırakacağımız, gideceğimiz sorular olacak. Sen rahat ol. Senden ricam, olayın mantığına bak. Bakın hemen şurayı okumaktan bahsetmiyoruz. Evet, anlatırken sanki burayı söylüyor gibiyiz ama bakın beraber uygulamaya geldiğiniz zaman aslında olayın aslı daha çok anlaşılıyor. Şimdi şu boşluk için ben burayı okudum, her şeyi anladım, şıkları zaten elediysem, şu üniversite yıllarını iyi değerlendirme falan filan, hayır, buna niye gireyim ki? Ha buraya girersem ne olur hocam? Bak metni baştan alırsam Adana çok mantıklı gelir, Ceyhan çok güzel, Denizli mükemmel ama cevap Bursa olur. Yani Allah kullak olursun. 2 şık 3 şık arasında kalırsın. Zaten sıkıntımız bu. Kendimizi çok fazla sınırlandırmadığımız için bütün seçenekler bize yakın geliyor. Sizden ricamız mümkün mertebe sınırlandırmanız. Devam hocam, haydi uzatmayalım. Düşüncenin akışına göre hangisinin getirilebileceğini soruyor. Bakalım. Selam vermekten bile, bakın metin bitti zaten, metni okuduk zaten, 2-3 satırlık bir paragrafa karşı karşıyayız değil mi? Selam vermekten bile aciz bir insan topluluğu oluşuyor sabahları kaldırımlarda, geçtim. Sanki herkes birbirine düşman gibi, kimse kafasını kaldırıp da bir selam vermiyor, burayı anladık. Aslında herkesin, tamam, birlik beraberliği sağlama noktasında adım atması gerekiyor, hiç fena değil. Hani kimse bir şey yapmıyor, herkes şunu yapmalı olmalı, yani Adana çok uygun ama devam edelim. Ne yapıp edip eski alışkanlıkları bugünlere, hangi eski alışkanlık? Yani selam verme alışkanlığı her zaman var olan bir şey. Bunu geçtim. Bir araya gelip tatsızlıkları gidermesi çok güzel de tatsızlık nerede hocam metinde? Yok. Söylenenleri dinleyerek, birlik içinde olmaları, tamam birlik içinde olan da hangi konuda, neyden bahsediyoruz? Hangi söylenenleri dinlesinler? İşe giderken mutsuz olmasını gerektiren bir durum, işe gitmek nereden çıktı Allah rızası için? Tamam var da sabah dediği için illa işe mi gidiyor olacak? Yani bu çok sınırlı bir ifade değil mi? Bunu da kapattım. Yani A seçeneği, birlik beraberlik, herkes, kimse, bütünlük değil mi? Çok yerinde bir cevaptır. Cuk oturmuş hocam, Adana çok yerindeydi. Evet, birinci sorunun cevabı Bursa, ikinci soru cevabı Adana idi. Geldik üçüncü soruya. Bakın ne yapmışız? Noktaları 40'a 30'a çıkarmışız ki herkes rahat rahat görsün diye. Bakın buraya koymuşuz. Şimdi boşluğun ortada olduğunu görüyoruz. Şimdi ne yapacağız? Öncesinden bir cümle alacağım, bir de sonrasından deneyeceğim şıkları. Bu kadar. Aslında köyde sevilen biri değildi. Tamam. Bu durum onun vesaire olmasını sağlayabilirdi. Bak sağlamak olumlu bir şey olmalı arkadaşlar. Sağlama cümlesini, sağlama sözcüğünü daha doğrusu olumlu cümlelerde tercih ederiz değil mi? Mesela bir şeye yol açtı diyorsak olumsuzdur. Bir şeye neden oldu diyorsak genelde olumsuzdur. Ama bir şeyin sayesinde diyorsak olumludur. Şöyle şöyle olmasını sağladı diyorsak olumludur. Cümle olumlu olmalı, tamam. Bunu düşünmesi gerekirdi ama hayır düşünmemişti. Bakın bir öncesi bir sonrası cümleyi az çok kafamda oturttum. Şimdi başlıyoruz. Köylü tarafından daha çok sevilmesini. Bak. Aslında köyde sevilen biri değildi. Bu durum onun köylü tarafından köyde daha çok sevilmesini sağlayabilirdi. Çok güzel bir cevap değil mi? Bakın en uygun boşluk diyor. Yani bu ne demek biliyor musun en uygun biçimde? Birkaç seçenek daha var diyor buraya uygun olan. Ama sen en uygununu seçeceksin. Tamamen soyutlanmasına, dışlanmasını, dışlanmayı sağlamak bu anlatım bozukluğu zaten. İstediğini birlik beraberlik içerisinde yapmasını sağlayabilir. Bak bu da olumlu bir cümle aslında değil mi? Şu olumlu mantığımıza göre Adana ve Ceyhan arasındayız. Devam. Köylüler tarafından tamamen yok sayılmasını sağlamak olumsuz cümle. Herkes tarafından cephe alınacak biri olmasını sağlamak da yine olumsuz. Cevap ya Adana ya Ceyhan. Bana ne diyordu? Boşluğa hangisi getirilebilir mi diyordu? Hayır. Ne diyordu? Boşluğa en uygun gelecek hangisi? Bence Ceyhan da olur, Adana da olur. Kesin. Ama en uygun hangisi? Şimdi ona bakacağız. Ne demişti? Köyde sevilen biri değildi. Bu durum onun köylü tarafından, al sana cevap işte. Bu kadar cuk oturabilir. Köyde köylü bitti. Bu kadar ancak en uygununu seçebilirsin. Çok nadir böyle iki şık arasında kalırsın bu sorularda. Kalırsan da en uygununa gitmen büyük fayda sağlar. Yoksa bütün boşlukları her türlü doldurabiliriz. Haydi devam hocam. Haydi devam, affetmek yok. Ne diyor? En uygun biçimde hangisini doldurabiliriz? Arkana bir yaslan. Bak. Bunun içinde halk onu bağrına bastı ve bütün eserlerini aldı. Artık devam etme Allah rızası için. Bütün eserlerini aldıracak. Halkın bağrına basmasını sağlayacak sebep nedir? Soru bu aslında. Devam. Eserlerinde halktan uzak bir anlatımı tercih etti. Ya böyle bir şey olsa ben gider adamın kitabını alır mıyım? Almam. Yazılarında halkı neredeyse hiç işlemezdi. Yüzüne bakmazsın böyle bir şey olsa. Eserlerinin temelinde daima halk okuyor. E tabii ki ben kendimi görürsem bir eserde onu gider alırım hocam. Ceyhan çok yerinde bir ifadedir. İşte bu soruların mantığı budur hocam. Yani 1000 tane soru çözmeye gerek yok. Vallahi şurada 2-3 test çözeceğiz. Onlarca soru. Bir test çözsek yeter. 2-3 soru çözsek yeter. Mantığı bu hocam. Olayın mantığı bu. Ha sen ne yapacaksın?
Bugün vereceğim ödevleri bir adam akıllı bir tamamla. Hiçbir şey düşünme. Kafandaki her şeyi, derdi, tasayı, sıkıntıyı bir köşeye at. Ödevi adam akıllı bir yap. E bir de yarınkileri yapacaksın. E dünyanın sorusu hocam, bu kampı boşa başlatmadık. Yani bir günde 100'ün üzerinde paragraf sorusu çözüyorsun. Ödevleri ve benim sorularımı katarsan. E ertesi günde bir 50-60 soru, 100 soru. Bitti. Ben sana desem ki günde 200 soru çöz, altından kalkamayız. Ama kamp içerisinde bunu yapmak daha eğlenceli, daha güzel oluyor. Çok eğlenceli olmasa da evet, sıkılıyor olabilirsiniz. Diğer şıkları da eledim bu arada. Ceyhan yerindeydi. Peki biraz sabredeceğiz. İnşallah 1 Mart'ta bomba diye bilgisi kampı başlayacak. Bugün yarın inşallah çok kısa zamanda programını atacağım. Ben de hani altından kalkabileceğim bir iş yapayım diyorum. Hani kamp yapacağız deyip de zamanı gelince yapamadık, olmadı falan demenin bir havası yok. İyice bir otursun sistem kafamdaki o dil bilgisi muhabbeti. Bugün yarın fazla değil, yayınlamış olacağım programı inşallah. Peki geldik 5. soruya. Aynı mantık ya. Neredesin boşluk? Buradayım hocam. Bak ne diyor. Kestim şuradan. Gitti gençliğim, gitti delikanlılığım. Yaşlanmak dediklerini şimdi anlıyorum. Dedikleri gibi tam da. Ya şimdi anlıyorum. Yani yaptığım bir yanlış var. Ha, yaşlanmayı ben şimdi anladım ya. Tamam. Bir eksik var, bir şey var, olumsuz bir şey söyleyecek. Bak, dedikleri gibi tam da, bakın dikkat. Her şeyin yeniden başladığı ümit dolu yıllar. Yaşlanmak mı? Hayır. Nerede gençlik delikanlılık? Hayallerime yakın hissettiğim en dinamik zamanım. Hayır, o gençlik delikanlılığım gitti diyor, üzülüyor adam. Nasıl en dinamik günü, anı yaşlanmak olabilir, yaşlılık olabilir? Eski özlemin başladığı hasret dolu bir dönem. Şimdi olumsuz dedim ama tabii ki burada böyle bir pişmanlık var aslında. Onu söylemeye çalışıyoruz. Olumsuz derken tabii kötü bir şeyden bahsetmiyoruz. Eski özlemin başladığı, şimdi anlıyorum ya, hasret dolu bir dönemmiş demek istiyor. Şimdi anlıyorum'a çok uygun bir ifade Ceyhan. Heyecanla beklediğim umut dolu zaman dilimi geç. Ellerimi göğe açıp bir şeyler beklemeye başladığım zaman diyor. Falan fistan. Ceyhan çok yerinde bir cevaptır. Evet, taktiklerle paragraftayız. Biraz daha rahat ilerliyoruz. Şu an taktiği iyice oturtuyoruz. Çok rahat gidiyoruz. Birazdan yavaş yavaş zorlaşacağız. Ne diyorum? Getirilebilecek en uygun ifadeyi istiyor. Bakın çok mesaj geldi arkadaşlar. İnanın getirilebilir getirilemez diye değil. Hemen 7. sıraya koydum onu ve başladık bu soruları çözmeye. Şimdi bazı sorular var ki gerçekten şunu hak veriyorum. Ya hocam sen burayı oku dedin ama okudum. Hatta bırak başından okudum. Hatta ben şuradaki boşlukları bile okuyarak geldim yine yapamadım diyenler var. Ha ben de arkadaşlar ortalıktan uzak değilim, piyasadan uzak değilim. Soruları görüyorum, öğrenci getiriyor bana. Hakikaten yani yan yana oturuyoruz çocukla, bakıyorum şöyle. Hakikaten yani baştan okusan olmuyor, sondan okusan olmuyor. Cevapları tek tek deniyorsun, hiçbiri olmuyor. Böyle artistik sorular yok değil arkadaşlar, var. Birazdan fulletende de göreceğiz böyle soruları. Okuyorsun hiçbir yeri gelmiyor hocam yani. Yapacak bir şey yok diyorsun. Artık metni böyle didik didik edip ha şurada söz geçiyor, sözmüş falan deyip böyle çözdüğümüz sorular oluyor. Ama koskoca kitapta bir sorudan bahsediyoruz. Koskoca kitapta 2-3 sorudan bahsediyoruz. Yani bunu genelleyip de ben getirilebilir getirilemezleri yapamıyorum gibi bir yargıya lütfen ulaşmayın. Bu yargıya nasıl ulaşırsın biliyor musun? Son 4-5 yıl, uzağa gitme, lütfen uzağa gitme. Son 4-5 yılın hocam, 2015-2016'dan sonrayı bir cebe koy. Son 4-5 yılın sınav sorularına bakarsın, hiçbir boşluk doldurma yapamıyor musun? Tamam. O zaman sende ciddi sıkıntı var. Hepsinde toplamdan birerden 8-10 sınav türü kattığımızda en az 15-20 sorudan bahsedeceğiz. 15-20 soruda sen son 4-5 yılda 12-13'ü göremiyorsan 10-11'i tamam. Getirilebilir getiremez de sıkıntı var. Anlamamışsın olayı demektir. Lütfen ölçtüğünüz sınav sorularında yapıp yapamadığınız olsun. Yoksa çok zor böyle ya bu soru nereden çıktı diye bir tane soru getirip o soruda ben bunu yapamadım anlayamadım deyip bu soru tarzından hiç yapamıyorum gibi bir yargıya gitmeyin. Ona kalırsa her soru tarzından ben size hiç çözülemeyecek sorular toplarım hocam. Piyasada çok var, toplarız. Sonra onlara bakarız, birbirimize bakarız sonra da deriz ki lan hiçbir şey anlamamışız, anlatamamışız değil mi? Sizden ricam böyle bir sağlam soruyla yürümeyin lütfen. Sınav soruları ölçtüğünüz olsun. Ona bir bakın bakalım son 4-5 yılda kaç doğru yapıyorsunuz. Yani ciddi anlamda yanlışlarınız çoksa tamamdır. Tekrar başa almalısınız, çalışmalısınız. Yoksa hiç problem yok. Hemen bakalım arkadaşlar ne diyor? Baba bu sözde ne anlatılmak isteniyor dememe kalmadan sana taş atana sen ekmek at demesin mi? Şok oldum. Açıklama istediğim soruma başka bir sözle karşılık verdi. Yani sana taş atana sen ekmek at. Tamam. İnsanlar kendilerini karşılığı yapılan kötülükleri de iyilikle karşılamasını bilmeliler. Eyvallah. Her kötülüğü sinemize çekip işte bu olumsuz bir şey. Geç, bu doğru bir şey değil yani. Sevdiklerimizin kötü davranışlarına boyun eğmeliyiz. Kötülüklere boyun eğmek kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Kötülüğü ilke edinenlere karşı daima hayır canım yani kötülük yapana karşı sessiz kal. Ne güzel, böyle bir şey yok. İyilikten nasibini almayanları da öyle kabul. Yani bu kötü bir insan ama onu öyle bir kabul etme yok. Onu kabul etmiyoruz. Doğal olarak bakın Bursa Ceyhan Denizli Edirne sınav formatına 2,5 milyon kişiye seslenecek seçenekler değil. Adana çok yerinde bir ifade. Geldik 7. soruya. Haydi belki de son soru. Bir iki soru kaldı. Nereye geçeceğiz hocam? Tabii ki yavaş yavaş fırlatana gidiyoruz. Duvara bir toslayacağız onu açık açık söyleyeyim. Ne diyor? E bu zaten metnin tamamı ya. İnsanları güzelce süzüyor sonra da onların hayatlarından kıvılcımlar toplayıp ustaca eserine koyuyordu. Okuyucular bu yüzden onu seviyordu. Bu yaptığına
Bakalım hangisi gelecek. Yaşam parçalarını heba etmek desek heba etmek yok. Herkesten bir anı çalıyor. Çalmak olumsuz bir şey. Geç. Başkalarının hayat çıtırtılarından çığır açmak dense çok güzel. Hayat çalıntısını geç. Yaşamından uzaklaşıp yaşamdan uzaklaşmak olumsuz yargılar. Ceyhan çok yerinde bir ifade bu soru için. Geldik 8. soruya. Hangisi getirilebilir diyor. Her cümlede, her harfte onun imzası kokuyordu. Orijinalliğini her zamanki gibi kaybetmemişti. Ona özgün yazar denilmesi aslında uygun bir deyişti. Çok yerinde bir ifade. Ne yaptığını bilmez diyenler olumsuz. Öykünmek de üstüne yok olumsuz. Sevdiklerini taklit etmesi olumsuz. Kendini aşman için çok çalışman gerekir. Bu insana bunu deme yani. Adam orijinalliği yakalamış zaten. Kendini zaten aşmış. Değil mi? Çok uygun ifadeler değil bunlar. Hocam cevabı işaretlemedin. Adana bizim doğru cevabımız. Evet geldik fulleten paragrafa. Ufak bak. Gözyaşlarınızı hazırlayınız lütfen. Duvara toslama hissini şimdi birazdan yaşayacağız. Daha ilk soruda bu ne diyor ya falan diyeceğiz. İster istemez metinler zorlaşacak bir yandan. Şıklar yavaş yavaş birbirine yakın hale gelecek. Biraz zorlanacağız, terleyeceğiz ama işin hakkından geleceğiz inşallah. Ve çok faydalı bir video sizi bekliyor olacak geri kalan sürede. Evet, Fulleten Paragraf kitabındayız. Kitapları göstermeden olmaz hocam. İşte bu kitaptayız. Show kitabındayız. Bakalım sınav formatını ciddi zorlayan bir kitaptayız. Getirilebilir ve getirilmezi şimdi karma olarak göreceğiz. Arkanıza bir yaslanın. Lütfen önceden çözmeyin. Zaten kitap elinizde. Her türlü çözersiniz. Mantığını bir anlayalım beraber. Gelin nasıl olacak. Şimdi kitap fulleten olunca yani metni buradan almak, şuradan almak çok fark etmeyecek. Ciddi anlamda bizi zorlayacak. O yüzden ortalardan bir yerden çekeceğim ki işim içim rahat olsun hocam. Yani işim kolaylaşsın. Şuradan aldım. Dizi filmlerde ise birey son ana kadar pür dikkat izler ve tam merakla beklediğiniz an bir sonraki bölüme bırakıldığında içinizden kopan bir buzdağı kütlesinin hızla erimeye başladığını görürsünüz. Bu erime öyle bir boyuta varır ki reklamlarda bile bir ipucu ararsınız. Bu da sizi olumsuz anlamda etkiler. Sinema filmindeki vesaire sahneler bu durumda bir değişiklik oluşturabilir. Ha diyor ki adam dizi filmlerde diyor son ana kadar beklersin beklersin merakla çat diye o bölüm bir sonraki bölüme bırakılır. Aa hadi bakalım. İçinden buzdağı kopar ne oluyor dersin. Sinema filmindeki vesaireler bu durumu değiştiriyormuş. Hangi vesaireler bakalım. Birbirinin ardı sıra gelen ve izleyicinin en heyecanlı anında izleyiciyi filmler arası kıyas yapmaya iten birbirinden kopuk. Hayır. Yani birbirinden kopuk sahneler bizi burada bu konuda bir değişikliğe itmez. Bunu eyledim. Bir sonraki evrenin içeriğini sizlerden uzak duracak hamlelerin bir önceki sahneyi anımsamanızı engelleyecek. Bu tam tersi bir durum var. Yani biz ne istiyoruz biliyor musun? Yani ard arda gelsin bizim bu heyecanımızı merakımızı devam ettirsin ya da bitirsin bir şey istiyoruz. İzleyicinin zihnini okuyan ve her dakika beklenti içinde olan meraklı izleyicinin zihnindeki soruları kabartan hiç fena bir cevap değil ama dursun biraz. Geçirmiş kimi anların içeriği ya da o sahnelerin nedenlerini açıkça ortaya koyan, izleyiciyi endişelendiren sahnelerin nedenlerini açıkça ortaya koyuyorsa her şeyi açıklamış demektir. Yani merak geç. Bir sonraki adıma ışık tutan ve süreklilik arz ettiği için izleyiciyi meraka sevk etmeyen, fener görevi gören kimi sahneler bak şimdi. Dizilerde ve filmlerde bazı anlar kesiliyormuş ve insanın merakı itiyormuş izleyiciyi. Ama diyor ki sinema filminde hayır. Bir sonraki adıma ışık tutan şeyler var. Sürükleyiciliği, bak dikkat, süreklilik arz ettiği için bu sahneler diyor merak sevk etmez. Ha demek ki dizi ve filmlerde merak unsuru varken sinemada bu durumda bir değişiklik oluşturuluyormuş. Edirne çok yerinde bir cevap. Biraz kopuk değil mi? Cevaplar birbirine yakın. Ceyhan ve Edirne çok yakın. Biraz kopuk kopuk gittik ama çok yerinde bir cevap. Doğru cevaba ulaştık. Gayet o anlamda netti. Cümleye çok uygundu değil mi? Hemen bakalım ne diyor. Şuradan kestim. Dış etkenlerden uzak teşvikler. Dış etkenlerin oluşturduğu teşviklere nazaran çok daha uzun sürer. Çünkü şimdi dış etkenden uzak teşvik yani kendini teşvik etmekten bahsediyor değil mi? İç teşvikten bahsediyor. İç böyle gaza getirmeden bahsediyor. Dış etkenlerden daha etkiliymiş. Anladık tamam çünkü diyor tamam. İnsanlara diğer insanlardan gelen yönlendirmelere ihtiyacı yoktur. Yo yani tabii ki var başka insanların yönlendirmelerine ihtiyaç. Bu olumsuz bir ifade. Bireyin dışarıdan gelen etkileri uygulayabilmesi başarı götürmüştür. İç etkenin daha önemli olduğundan bahsediyor bu adam. İç yönlendirmeler bireye ait olduğundan etkisi de uzun sürmüştür. Çok yerinde bir cevap olur. Net hiç tartışmaya gerek yok. Ceyhan çok yerinde. Denizli. Düşünenleri uygulamak için bireyin kendi kendine düşünme zorunluluğu. Zorunluluk yok. İnsanların kendilerini dışa açmaları her zaman zor olmuştur. Zor olduğuna dair bir bilgi yok. Bu kadar net. Soruya nasıl yaklaştığın önemli. Bakın bu soruya net dedim ama en baştan alalım. Vallahi Adana, Bursa, Ceyhan hepsi mantıklı gelmeye başlar. Metni ne kadar çok okursanız paragraf sorularını o kadar çok seçenek arasında kalırsın. İki kere mi okudun ben sana söyleyeyim. En az iki seçenek arasında kalırsın. Üç kere oku, üç seçenek arasında kalırsın. Okudukça her seçenek mantıklı gelir. Haydi hocam uzattık başlıyoruz. Nerede boşluk önce boşluğu bulalım. Burada. Bak şimdi şuradan alıyorum. Neden buradan alıyorum?
Çünkü hocam yani soru sağlam olabilir. Çok anlaşılmaz bir soru olabilir. Ben garantiye alıyorum kendimi. Toplumsal kurallar ise ne söylemde ne de yazılı olarak karşımıza çıkar. Bireyin yaşayarak öğrenmesi kuralların vesaire sağladığından çok daha iyi görmektedir. Bireylerin yaşayarak öğrenmesi kuralların vesairesini sağladığından diyor daha iyi görmekte. Neymiş hocam? Bak şimdi soru değişti bu arada. Getirilemezi arıyoruz. Getirilemeyecek saçma olan bu cümleye ters olan bir şey arıyoruz. Daha bilinir olmasını ve diğer ülkelerle kıyas kabul etmez özelliklerini barındırmasını sağladığından daha çok iyi görmekte. Güzel, tamam. Birey üzerinde kabul edilebilir bir etki oluşturmasını, bu beklentiyi artırmasını sağladığından. Bakın bunlar hep olumlu şeyler arkadaşlar. Ceyhan'a gidiyoruz, Denizli'ye gideceğiz. Unutulma durumunu engelleyecek kimi faktörleri devreden çıkarılmasını sağladığından daha çok iyi. Hayır. Unutulma durumunu engelleyecek faktörleri ortadan çıkartırsa neden ilgi görmesini sağlasın ki? Tam tersini istiyoruz. Bu dursun. Bu getirilemez. Saçma bu. Birey üzerinde kalıcı bir etki oluşturması ve onun bunlar hep olumlu şeyler. Bakın güzel şeyler. Toplum nezdinde kabul edilebilir olmasını vesaireyi sağladığından buna uymayacak tek seçenek Ceyhan'dır. Getirilemezi arıyoruz. Mantığımız yine aynı. Soru tarzı değişti ama taktiğimiz değişmedi. İki tane soru tarzı aslında bugün konuşuyoruz. Lütfen gidişata dikkat. Evet, geldik dördüncü soruya. Fulleten paragraftayız. Biraz sağlam metinlerle gidiyoruz. Metni bir iki defa okusam inanın her şık mantıklı gelmeye başlayacak. O yüzden çok mümkün mertebe metinden kopuk gitmeye çalışıyorum. Şıklar arasındaki ilişkiyle çözmeye çalışıyoruz. Dikkat. Neredeyiz hocam? Bak. Kitap, zihin kapılarınızı ardına kadar aralar ve düşünce dünyanız yeni yeni sözcükler öğrenir. Kitap okuma eğilimine devam ettiğinizde konuşmalarınızda bile gözle görülür bir değişme hissedersiniz. Vesaire. Kitaptan uzak kalan bireylerin genel özelliklerinden biridir bu. Vesaire. Kitaptan uzak kalan kişilerin özelliklerinden biriymiş. Getirilemezi arıyoruz. Soru köküne dikkat. Sizden ricam. Hazır zamanı gelmişken konuşmuştuk aslında olumsuz soru kökünde ama olumsuz soruları bir de siz bir yuvarlak içine alın. Yıldız koyun, bir çarpı atın, bir şey yapın yani. Şu olumsuz soru köklerini lütfen biraz daha dikkat çekici hale getirin. Ne diyor? Konuşmalarınızda insanları etkilediğinizde fark edersiniz. Kitaptan uzak kalan bireyin özelliği olabilir mi bu? Yani Allah aşkına. Geçtim. Kendinizde bulduğunuz donanım bir anda sizi faydalı olmak kavramından uzaklaştırabilir. Kitaptan uzak kalan bireylerin genel özelliklerinden biridir. Bu güzel. Bu özelliğin sirayet etmesini istenmeyen bir şeydir. Harika. Bakın ne diyor? Sizi faydalı olmak kavramından uzaklaştırabilir. Harika. Zihninizi kim odaları kapalı, söylemleriniz anlaşılmaz olabilir. Güzel. Güzel konuşmanız sizi kitap okumanın gerekliliği konusunda ikna edebilir demiş, eyvallah. Zihninizin iyice aydınlanması için gerekli gayreti okuyarak gösterebilirsiniz. Bunların hepsi yerinde de bakın ne diyor. Kendinizde bulduğunuz donanım bir anda sizi faydalı olmak kavramından uzaklaştırabilir. Kitaptan uzak kalan bireylerin genel özelliklerinden biridir bu. Bu özelliğin sirayet etmesi istenmeyen bir şeydir. Çok yerinde bir ifade. Bursa'ya saygı duydum. Fulleten'deyiz. Biraz ters köşe seçenekler var sanki. Geldik 5. soruya. Ne diyor? Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir oldu bu sefer? Dikkat. Ne diyor boşluğumuz burada? Aynı yüzyılda yaşamamış ama neredeyse aynı şeylerden bahsetmiş onlarca eser sayılabilir. Vesaire. Okur eserdeki benzerlikleri çağına göre yorumlar. Tamam, anladık az çok bir şeyler. Başlayalım. Yazarlar yazarlık meziyetleri gereği benzer düşünceleri savundukları için mutlu olmuşlardır. Okur eserdeki benzerlikleri çağına göre yorumlar. Hayır. Bu gitti, okur mokur dedi, karıştırdı. İçinde bulunan çağ okurun yapacağı yorumda yazarlar arasındaki ilişki kadar etkili değildir demiş. Yani bu da yazarları kattı ama okurları da kattı. İçinde bulunan çağ kattı. Hayır. Eserler, bakalım hemen. Eserlerle okur arasındaki bağ yazarların tanışmışlığı kadar benzerlik taşır. Yani kitapların içeriğiyle ilgili şeylerden bahsediyor aslında. Yani okurla arasındaki bağdan bahsetmiyoruz. Eserler arası benzerliği, buraya kadar şey yolunda. Dönemin aynılığı, yazarlar arası ilişki gibi etkenlerle sınırlı tutulmamalıdır. Ha, bu getirilmeli, evet. Yani eserler içeriği aynı diye illa yazarlar aynı dönemde yaşayacak gibi bir şeyle kendini sınırlandırma diyor Denizli. Çok yerinde bir ifade olmuş. Devam. Bu parçanın sonunda hangisi getirilmeli diyor. Bakalım nerededir bu. Ne diyor? Şuradan aldım. Şairlik hassas bir noktadadır. Herhangi bir söze göre değişiklik gösterebilir. Bu değişikliklerin olumlu olabilmesi için şairin içindeki hassaslık ölçeği dengeli olmalıdır. Tamam. Hassaslık ölçeği dengeli olsun. Başlayalım. Şair üzerinde etkili olabilecek tüm unsurlar hassasiyet kavramıyla açıklanabilir. Fena değil. Hassaslık kavramının şairin içindeki seviyesi dış etkenlerle ilgili değildir. Geç bu iç seviyesi dış etkenler falan yok. Şairliğin gerektirdiği duruş etki düzeyinin birkaç şiirle sınırlanmasını istemez. Geç bunu Allah'ını seversen. Biz ne diyoruz? Bak. Herhangi bir söze göre değişiklik gösterebilir. Tamam. Şairlikten bahsediyoruz.
Bu değişikliklerin olumlu olabilmesi için şairin içindeki hassaslık ölçeği dengeli olmalı. Yani dengeli hassasiyet, değil mi? Bir duyguyu böyle fazlasıyla yaşamaktan bahsetmiyor aslında. Dengeli olacak ki, değil mi, olumlu şeyler gelişsin. Şair ne diyor? Şiirlerin birileri tarafından değerlendirilmesi şairin şairliği üzerinde etkisi hiç fena değil ama etkilenme unsurunun bir yöne doğru yoğunlaşmaması, evet işte dengeden kastımız bu hocam. Eşittir denge, değil mi? Çok yerinde. Değişiklikleri istediğin biçime getirebilir. Edirne yerinde bir cevap olmuş. Denge, denge. Dengeyi ancak bu seçenekte gördük. Devam bir bakalım. Bu arada bir kayma gitme olmasın hocam. Şöyle ekranda süpersin. Ne diyor? Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre hangisi getirilmelidir diyor. Bakalım hemen getirilebilir getiremez muhabbetine. Neredeyiz? Buradayız. Sizin için uğraş veren birilerini fark ettiğinizde onun yolunda gidebilmesi için yardımcı olmalısınız. Güzel. Size yardım edecek birini yalnız bırakmanız umursamazlık olabilir. Harika. Şimdi bakalım hangisi gelmeli. Vurdum duymaz kişilerin ise hemen hemen hiçbir dönemde istediklerini alamadıkları görülmemiştir. Tam tersi görülmüştür dese cevaba gidecektim. Geçtim. Sizin geleceğiniz için çaba gösteren kimseler sizin onlara bakış açınıza göre işlerini sürdürürler. Yani bizim onlara bakış açımıza göre ilerlemelerinden bahsetmiyoruz. Onlara yardımcı olmaktan bahsediyoruz. Sizden bağımsız olup da size bağlantılı işleri görev edinenlere ilgi göstermek hoşça. Ha güzel. Yani senle bir değil ama sana yardımcı olan insanlara yardım et. Bu güzel bir şeydir diyor Ceyhan aslında metinde anlatılan şeyi karşılıyor. Şimdi öğrenci sınavda. Hocam sen güzel burada yapıyorsun. Doğru veya yanlış çözdük geçtik ama sınavda öğrenci korkmayacak mı? Risk olduğunu düşünmeyecek mi? Bütün anlattığım şeyler için geçerli aslında bu. Değil mi? Öğrenci ister istemez sonunu okuyorum ama ulan ya başından çıkarsa diyecek. Yani ne olursa olsun öğrenci sınavda bunu böyle çözmeyecek. Bak şöyle çözecek. Satır 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 okuyacak. Neden anlatıyoruz? Anlatma mantığımız şu. Şimdi sen de satır satır okuyacaksın arkandaki adamda ama senin içinde daima şu olacak. Ya ben buraları okuyorum ama biliyorum ki bu boşluğa en yakın ifade beni rahatlatacak. Beni cevaba o götürecek. Okuyorum ama ben biliyorum cevabı. O güven öyle bir şey ki hocam sınavda ciddi anlamda artı 20 30 40 puan. Bak okuyorsun böyle satır satır güzel yalnız manlız tamam eyvah. Arkadaki öğrenci ya da yanındaki çaprazındaki burada hayatla halayla izliyorlar işte ne bileyim başarılı olmakla falan uğraşırken sen buralara daha seri geçecek ve son kısma odaklanacaksın. Bütün soruların mantığı budur arkadaşlar. Şu boşluk için tabii ki bu cümlelere ihtiyaç yok ama sen yine de bunları okuyup kendini biraz rahatlatacaksın. Şuraya odaklanıp ha cevap Ceyhan'mış Bursa'ymış deyip geçeceksin. Yani sen aslında yine metni okuyacaksın ama anlattığımız taktik seni sınavda rahatlatacak. Sona geldiğin zaman daha dikkatli olacaksın. Bütün mesele bu. Çok büyük bir adımdır bu da ya. Onu da söyleyeyim. Çok büyük bir destektir. İnşallah karşılığını güzel sınav sonuçlarına vereceksiniz. Haydi hocam döndük. Artık son soruyu çözüyoruz. Güzel bir ödevlendirme yapalım. Mart kampı ile ilgili küçük küçük ışıklar yakalım bakalım neler olacak, nasıl olacak. Şimdi hangisi getirilmelidir diyor. Yine getirilebilirden bahsediyoruz. Yazar olay örgüsündeki hamleleriyle okurun esere bağlanmasını bu anlamda gerçekleştirebilir. Ha, yazar diyor olay örgüsünde bir şeyler değiştirirse okurun bağlanmasını esere sağlayabilir. İşte bu eserler de okurun bir daha eline almayacağı eserler arasında gerçekleştirebilir. Öyle bir cümle kuracağız ki olumsuz bir cümle olacak bu. Olumsuz bir eserle ilgili bir şey olacak. Bu eserlerde okurun bir daha diyor eline almayacağı eserler. Bakalım nasıl olabilir bu şu eserler. Sırf okunması adına doğal olmayan kim unsurların esere nakledildiği de görülmüştür. Şimdi doğal olmayan kim unsurlar değil de okurla alakalı olmayan bir şeyler arıyoruz aslında değil mi? Bu var. Yazar okurun ilgisini çekeceğini düşünerek gerçekleşmemiş olayları da esere katabilir. Hayır gerçekleşmemiş olayları kattığı zaman neden bir daha eline alamayacağımız bir eser çıksın ki? Olay örgüsünün zayıflatıldığı, betimlemelerin yoğunlaştığı eserler de yazılmış. Yo betimlemeler yoğunlaşmıştır ama çok hoşuma gitmiştir. Yani okurun eline alamayacağı bir şey olması lazım. Eserlerin içeriklerindeki önemli değişiklikler eleştirmenlerin de ilgisini çek. Geç bunu. Esere müdahalede okurun uygun görmeyeceği kimi olayların baskın haline getirildiği de olmuştur. Ha, okurun yani benim uygun görmeyeceğim bir şey yer alıyorsa eserde ben o eseri bir daha elime almam diyor. Arkasında bir şey olmamalı. Boş bir kağıt olabilir belki. Evet boş bir kağıt olmalı. Süper. Şimdi fulletenmeden bir test çözdük arkadaşlar. Getirilebilir getirilemez. Taktiklerle paragraftan çözdük. Hemen bir ödevlendirmelerimizi yapalım. Sonra kampla ilgili kısa bir açıklama yapalım. Soru tarzı 6 demişiz. Boşta hangisi getirilebilir? Bir test çözdük arkadaşlar buradan. Buradan 2 test ve mutlaka getirilemezden 3 test arkadaşlar. 2-3 diyelim. Yani 5 test taktiklerle paragraftan ödevimizi verdik arkadaşlar. Devam ediyorum günlük. Bugünkü ödevinizi veriyoruz arkadaşlar. Dikkat. Fulleten paragraftan getirilebilir getirilemezden 1 test çözdük. Bir test de sizden eklemenizi istiyorum. Bir test de buradan ekledik arkadaşlar. 5-1 tam 6 test bugün sizi bekleyen. E 2 testi biz çözdük. Yani normalde 8-10 testi hep beraber çözmüş olacağız bir şekilde toplamda. Şimdi devam ediyoruz. Getirilebilir getirilemez buraya koymuş muyuz? Evet neyin peşindesin? Paragraf soru bankasına da getirilebilir getirilemez kattık. 4 tane çok önemli test koymuşuz arkadaşlar. Sizden ricam
yarın, bugün değil dikkat, yarın 3 testte buradan çözmeniz. Bu kalan testler için ben size program yapacağım demiştim. Onu tekrar tekrar hatırlatayım arkadaşlar. Güzelce çözeceğiz. Doğal olarak oradan 6 test, 5 test, 6 test ve buradan da hocam 3 test koyduk. Yaklaşık 7-8 testlik bir ödev ne yapıldı karşınıza geldi. Bunu lütfen neyin peşindesini yarına bırakın arkadaşlar. Oğlum ters gitmeyelim, böyle gidelim. Çünkü taktiklerle paragrafta hocam iyice olayı başlatacaksın, oturtacaksın. Şurada biraz duvara toslayıp ters durumlarını göreceksin. Burada da artık tam formatta harika sorular seni bekliyor olacak. Şimdi kampla ilgili kısa bir hatırlatma yapalım. Arkadaşlar kampımız inşallah, dur şöyle bir bakayım ekrana, bir kayma gitme olmasın. Evet, inşallah dil bilgisi kampımız 1 Mart'ta başlayacak arkadaşlar. Bir aksilik olmazsa. Yine paragraf kampı gibi bir gün boşluk bırakıp bir video atmayı düşünüyorum. Bir gün boşluk bırakıp bir video atmayı düşünüyorum. Yani 1, 3, 5, 7, 9 falan diye gideceğiz bir şekilde. Tekler, çiftler, neyse kaptıracağız. Şimdi şöyle bir şey yapacağım arkadaşlar. Yüzlerce cümle üzerinden uygulama bazlı gideceğiz. Yani adeta test çözüyor olacağız ama testin de yani üst düzeyi çok çok üzerinde şeyler yapıyor olacağız. İşte aşağıdaki zamir diyelim mesela, işte bilmem ne zamirini bulunuz yüzlerce cümle üzerinden. Bilmem ne zamirini bulunuz yüzlerce cümle üzerinden. Bilmem ne zamiri yüzlerce cümle. Atıyorum bir videoyu tamamen zamire ayıracağız. Bütün zamir türlerini uygulamalar üzerinden bulacağız. Tek tek kısa bir özet yapacağız. Yani dil bilgisi adına her şeyi yapacağız arkadaşlar. Mart'tan başlayacağız inşallah. Nisan'ın sonuna kadar gitmeyi düşünüyorum. Yani bir anlamda gidişatımız şu olacak. Rüştü Hoca'nın Türkçe kanalında inşallah. Mart-Nisan bizim dil bilgisi kampımız olacak. Dil bilgisi kampı diyelim. DBK çok hoş bir kısaltma olmadı bu arada ama. Dil bilgisi kampı, tamam bu olsun. Harika hocam. Şimdi Mart-Nisan'da bunu bitirdikten sonra da inşallah arkadaşlar Mayıs'tan genel tekrar kamplarına başlayacağım. Genel tekrar kampı GTK. Tamam hocam. Mayıs ayında ben konuları en baştan alacağım. En sıfırdan, yani sıfırdan başlasa adam o bir ayda birçok şeyi halledecek şekilde bir anlatım olacak. Sıfırdan alacağım bütün konuları. Mayıs, Haziran'ın 5'i oldu biter. Ondan sonra da flash, nokta atış, tahminler vesairelerle ne yapacağız artık kanalımıza devam edeceğiz. Sınav anına kadar inşallah videolar devam edecek ama Mart-Nisan ayında dil bilgisini gerçekten şaha kaldıracağız. Her şeyle konuşacağız. Zamir için ayrı bir video arkadaşlar. Bakın sıfat için ayrı bir video. Zarf için ayrı bir video çekeceğim. Ve onlarca yüzlerce uygulama göreceğiz. Yani zamir şudur, türleri bunlardır, İşte örnekler deyip bir konu anlatımı görmeyeceksiniz yani. Kısa bir hatırlatma, sonra onlarca cümle üzerinden uygulama yapacağız. Tamam. Mart-Nisan'da bizi bekleyen çılgın kampın genel hatları bu. Ben tek tek size inşallah yarın düşünüyorum ama bir aksilik olmazsa 1-2 gün içerisinde, bugün yarın neyse, ne yapacağım? Programı atacağım. 1 Mart'ta şu konu, 3 Mart'ta bu konu, 5 Mart'ta bu konu. İşte aralarda şu bilgiler, şu videolar diye sık sık sağlam bir bilgilendirmeyle karşınıza inşallah geleceğim. O zaman ne yapıyoruz? Bugün taktiklerle paragraftan, fulletenden sorularımızı çözüyoruz. Yarın da neyin peşindesinden çözüyoruz? Bir zahmet ondan sonra da artık bu soru tarzı bitsin ya. Peki. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki soru tarzında görüşmek üzere.